Canlarım selam. Üçgenler full tekrar. İkinci video. Birinci videoda ne vardı dersen hemen birinci videoyu da açıklama kısmına bırakayım. Birinci videoda üçgenleri şöyle bir tekrar ettik. Kurallarını hatırladık. Klasik sorular üzerinden üçgenleri şöyle bir elimize aldık yoğurduk. Artık ikinci videoda tam böyle sınav ayarı TYT'de de AYT'de de çıksa hiçbir şekilde şaşırmayacağınız ve çok güzel böyle katlamalı patlamalı çatlamalı zıplamalı hoplamalı günlük hayata uyarlamalı sorular çözeceğiz. Hadi vakit kaybetmeden. Üçgenler full tekrar ikiye başlayalım. Evet şimdi 26. sorudan devam ediyoruz. 25'te kalmıştık. 25'i yapmıştık. Bir önceki üçgenler full tekrar bir de. Şimdi 26. soruda bizi bir çizim sorusu karşılıyor. TYT'de de AYT'de de böyle bir çizim sorusuyla karşılaşabilirsiniz. Çizim soruları biraz sizi ürkütüyor çünkü çizim her zaman ürkütür. Zaten hani grafik sorularından nefret etmemizin sebebi de o çizimden dolayı. Ama hiç problem yok halledeceğiz. Şimdi şöyle bir üçgen çiziyorum. ABC üçgeni tamam. Tamam. Şurası A, şurası B, şurası C. Tamam. BC on birim. Şurası on birimmiş. O da güzel. AC 8 birim. O da güzel. Burası 8'miş. ABC üçgeni. A açısı 90 derece. O zaman burası da 6. Onu da söyleyebiliriz. B'nin açıortayı AC'nin AC'yi e, ıı, ışınını T noktasında kesiyormuş. Ha. Şimdi B'nin açıortayı diyor. B'den açı ortay çiziyorum buraya. Açı ortay çizdiğime göre bak şöyle. N noktasında kesiyormuş. T noktasında. Burası T. Güzel. Daha sonra C'nin açı ortayı C'den AB'ye çizdiğimizde bunu nerede kesiyormuş? Ee, N noktasında kesiyormuş. Bunda N noktasında. Bu da açı ortaymış. O da güzel. E, ee, bize neyi soruyorsun? Bize TN uzunluğunu soruyorsun açıortay teoremini kullanıyorum bak 6'ya 10 oranı var. 6'ya 10 3'e 5. Yani burada 3k'ya 5K oran var. AC uzunluğu da 8 BC uzunluğunda 10 olduğu için öbür tarafta da 4'e 5 oran olacak. Yani burada da 4m'ye, 5M oranı var. Tamam mı? Bak şimdi 8K 8'e eşit oldu. 8K eşittir 8. Buradan K eşittir 1 geldi. Bu tamam. Aynı şekilde burada da 9 tane M eşittir 6 tamamı. Buradan da M eşittir 6 bölü 9. Sadeleştirirsem 2 bölü 3 geldi. Şimdi 2 bölü 3 de 4 ile çarpınca burası 8 bölü 3 geldi. Burası da 3 geldi. T neyi soruyor? X diyeceğiz. Pisagor yapacağız. Bitti. X kare eşittir. Tabii ki gıcık vermiş. 8 bölü 3'ün karesini alacağız. 69 bölü 4 olacak. 3'ün karesi de 9. 9 kere 9, 81, 64 ile toplayınca 145 olur. X kare eşittir. 145 bölü 9 olur. Her iki tarafın kare kökünü alınca X eşittir. Kök 145 bölü 3 gelecektir. Yani cevabımız Edirne çıkacak. Tamam mı? 27. Hmm, bak şimdi. O kadar basit bir soru ki ama soru bir, beni korkutuyor. İşte TYT de böyle çıkıyor arkadaşlar. Soru sadece seni korkutmaya yönelik verilmiş. Yani bunu üçgen şeklinde verseydi senin bunu çözmen 3 saniyeni alırdı, 5 saniyeni alırdı. Ama böyle vagonlu vagonlu verince insan bir böyle bir titreme geliyor. Şimdi beni güzelce dinle. Ben bunlara ön yargısız yaklaşmanı istiyorum. Ön yargısız yaklaşırsan bunlardan üçünü beşini haşat edersin sınavda. Ama ön yargılı yaklaşırsan bunlar seni haşat eder hem moralini bozar hem de doğru çıkaramazsın bunlardan. O yüzden ön yargısız. Aşağıda 5 birim uzunluğundaki demir çubukla birbirine bağlanmış. Bak, 5 birim uzunluğundaki demir çubukla birbirine bağlanmış. İki özdeş vagonun, iki özdeş vagon. Tamam. Görünümlü, tabii ki bunlar da birbirine eşit. Şöyle eşitler. Ona gerek yok. Görünümü modellenmiştir. Vagonların A ve B köşe noktaları arasındaki uzaklık A ve B arasındaki uzaklık 13 birimmiş. Güzel. C ve D arası da 37 birimmiş. C'den D'ye kadar olan mesafe 37 birimmiş. O da güzel. Buna göre diyor. Ne diyor? E, AC köşe noktalar arasındaki uzaklık. Şu uzaklığı soruyor. Bak şimdi çok basit. Sen şuradaki dik üçgeni bir gör abicim öncelikle. Bak şurada bir dik üçgen var görüyor musun? 5, 12, 13 üçgeni. Şurası 12. Doğru mu? Şimdi buranın tamamı 37. 5'ini çıkar. Geriye kaç kalır? 32. Eşit oldukları için 32 2'ye böl 16-16 paylaşırlar. 16-12 bir 90 bir dik üçgende burada var bak. Onu da siyahla göstereyim. A, C, şu nokta üçgeni. Değil mi? 90-12-16-20. Neden? 4'ün 4 katı. 3'ün 4 katı. Burada 5'in 4 katından 20. A, C uzunluğu kaçmış? 20. Bitti. Bu kadar. Tamam. 28. Bak Klasik tarz bir soru ama yine sınava yönelik. AYT'de çıkma ihtimali de var böyle soruların. Şimdi ne diyor biliyor musun? ABC bir eşkenar üçgen. Tamam. ABC eşkenar üçgen. Hemen yapıştırıyorsun buraya 60'ı. Buraya 30 30'u yapıştırıyorsun. Buraya da 60'ı yapıştırıyorsun. He. E DE AB'ye paralel. DE AB'ye paralel. Tamam. Onu da anladık. DE paralel. Evet. Peki ne diyorsun? <laughs> BED üçgeninin alanının ABD üçgeninin alanına oranı kaçtır diye soruyor. Hmm. Şimdi şimdi bir kere arkadaşlar şurası 60 derece. Bunlar birbirlerine paralelse bakın şurada Z kuralı var. Z'yi ben hemen göstereyim size. Şunlar birbirlerine paralel mi? Burada Z var. Burası 30 sa şurası da 30. Şurası 30 derece değil mi? 30-30 2 30, için toplamı bir dış bu 60. Burası da 60. Güzel. 90 Şurası 90 derecelik bir açı. O da güzel. Şimdi eşitlikleri koyalım. Bak şimdi. Buraya A dersem burası da A. Eşkenar üçgen. Bak ben buraya eğer B dersem 30'un karşısı. Burası 2 tane B olur. Bak B artı A 2 B'ye eşit. 2 B eşittir. B artı A bu tarafa atarsam B eşittir A. Gördün mü? B A'ya eşit geldi. Demek ki bunlar da A oluyormuş. Yani burası A. Burası 2 tane A. Burası da A. Güzel. Burası A burası A evet. Şimdi alanları paylaştıralım bakalım. Şimdi bakın burada eşitlik var. Baktığın zaman DBC üçgenine DBC üçgeninde D hatta DBE üçgeni ve DEC üçgenlerinin yükseklikleri eşit. O zaman alanları tabanları oranla alacak. Tabanlar eşit alanlar da eşit o zaman. Buranın alanı A ise buranın alanı A olacak. Şimdi aynı şeyi nerede yapalım biliyor musun? Ee, şurada yapalım bak. ABD üçgeni DBC üçgeni. Bunların da tabanları alanları oranına eşit olacak bak. ABD üçgeni bu üçgen, diğer üçgende BCD üçgeni. Bir tanesinin tabanında A var, gördüğü alan 2A. Diğerinin tabanında da A var. O zaman bunun gördüğü alanın da 2A olması gerekir. O zaman bütün eşkenar üçgenin alanı 4A oldu. Bize ne soruyor? BED üçgeni. B E D. Alanı A birim kare. ABD üçgeni. A, B, D. O da 2A. A bölü 2A'dan 1 bölü 2. Yani A şıkkı olacak cevabımız. Tamam 28'i de hallettik. 29. Aralarında 8 birim uzaklık olan eşit boydaki Arda ve Eren gökyüzündeki bir insansız hava aracına sırasıyla 30 derece ve 45 derecelik açılarla bakmaktadır diyor. Buna göre Arda'nın göz hizasından hava aracına olan uzaklık kaç birimdir? Arda'nın göz hizasından hava hava aracına olan yani şu x. Tamam. Şimdi Arda, Eren ve hava aracının aynı düzlemde olduğu varsayılacaktır. Hmm. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan bir tane dik çekelim. Nereden? İnsansız hava aracından Arda ve Eren'in göz hizasına bir tane dik attım. 90 derece. Burası 45 derece. Değil mi? 90, 30 tamamı 60. Şurası da 15 derecelik bir açıyı görecek. Şimdi ben şuraya A dersem, şuraya da A dersem şurasının A kök 2 olduğunu biliyorum. Tamam. Bize ne vermiş bu soru bu arada? Eee herhangi bir uzunluk vermiş mi? Ha, şurayı 8 birim vermiş arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz dikkat ederseniz şimdi 30'un karşısında A var. 60'ın karşısında yani Arda ile Eren'in şu Arda ile şuradaki dik attığımız uzunluğun arasındaki mesafe kaç? 30'un karşısında A varsa 60'ın karşısında A kök 3 var. Burası A kök 3. E, şu kısım A ise yani Eren ile şu dikin arasındaki mesafe A ise şu 8 birim verdiği yer tamamından a'yı çıkartacağız. Yani a kök 3 eksi a olur burası. Şu uzunluk. Şu uzunluk. E bunu 8 vermiş adam. O zaman diyeceğiz ki a kök 3 eksi a eşittir 8. a parantezinde kök 3 eksi 1 eşittir 8. Her iki tarafı kök eksi 1'e bölersek a eşittir 8 bölü kök 3 eksi 1. Şimdi ben bunu kök 3 artı 1 ile genişleten yukarısı 8 kök 3 artı 8 olsun. Aşağısı da 2 kare farkından 3 eksi 1 yani 2. Sadeleştirirsem 4 kök 3 artı 4 olur. Neresi? A uzunluğu. Güzel. Şimdi ben buranın tamamına A kök 3 demiştim. 4 kök 3 artı 4 olduğuna göre şimdi bu x'i nasıl bulacağım? Pisagor'dan bulabiliriz ya da gerek yok. 30'un karşısı a ise 90'ın karşısı 2 katı. E ben A'yı 4 köküç artı 4 buldum. Demek ki X dediğimiz yer bunun iki katı 8 köküç artı 8 çıkacaktır. Yani hangi seçenek 8 köküç artı 8? 8 artı 8 köküç devizli seçeneği olacak arkadaşlar. Tamam mı? Okey. Geldim 30. Aha. Bir çizim daha. Çizim mi? A ve B ardışık tam sayılar olmak üzere. CB kenarı A birim ve AC kenarı B birim uzunluğu ABC üçgeni çizilecektir. Çizelim seni mi kıracağız. Seni kıracağıma kafamı kırarım diyerek çiziyorum. Çizdim. Ee, A, B, ABC üçgeni değil mi? A B C. Tamam. Şimdi A ve B ardışık tam sayılar olmak üzere CB kenarı A birim. Burası A birim. AC kenarı B birim. Burası B birim. ABC üçgeni çizilecektir. Çizdik. AB uzunluğunun birim cinsinden alabileceği tam sayı değerlerin toplamı 35'tir. Şimdi ben buraya C dersem bunların farklarının mutlak değeriyle yani B eksi A'nın mutlak değeriyle B artı A'nın arasındadır bu C uzunluğu değil mi? Şimdi buradaki A ve B birer ardışık sayıysa ardışık sayılar arasındaki fark 1'dir. Yani biri 3, biri 4, biri 5, biri 6. Mutlak değerce de 1'dir. Demek ki burası 1. Demek ki C kenarı 1'den büyük. Ve C kenarı A artı B'den küçük. Tamam. Şimdi diyor ki bize ee, bu C'nin alabileceği tam sayıların toplamı 35'miş diyor. Şimdi C tam sayısı 2'den başlar. 1'den büyük olacak çünkü. En küçük alabileceği tam sayı değeri 2'dir. Sonra devam eder. 3'e gider, 4'e gider, 5'e gider. Yalnız A artı B'nin kaç olduğunu bilmediğim için nokta 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 N'e kadar gitsin diyorum. İşte bu 2 artı 3 artı 4 artı nokta nokta artı n yani c'nin alabileceği tam sayıların hepsinin toplamı 35'miş. O zaman ben bunu eşitledim sana 35'e. Bak temel kavram sorusuna döndü. Bu 35'e eşitmiş. Tamam mı? Şimdi burada bir e, birdenene kadar olan toplam var gibi duruyor. O zaman şöyle yapalım bak buraya bir tane 1 ekleyelim. Buraya da bir tane bir ekleyelim. Cirlop gibi bu bir denene ne kadar olan toplam olsun. Neydi bir denene kadar olan toplam? Neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2. Aferin sana. Eşittir kaça? 36'ya. İşler dışları çak. N çarpı N artı 1 kaça eşit olur? 72'ye. Şimdi bana öyle bir sayı söyle ki bir fazlasıyla toplanınca 72. Bir fazlasıyla çarpılınca 72'yi versin. 8 ile 9 değil mi? Sen var ya zehirsin ha. N kaç çıktı? 8 n eşittir 8 çıktığına göre bu c tam sayısı demek ki 8'e kadar değerler alıyormuş. Demek ki ab'nin kaç olması lazım? 9 olması lazım ki 9'dan önce c tam sayısı en büyük 8 tam sayısını alsın. Cevabımız aşık olur. Çok güzel soru. Ee, hem temel kavram gösteriyor bize hem de üçgende uzunluk gösteriyor hem de çizim yaptırdı. Geldik şimdi 31. soruya. Hmm, şöyle biraz uzaklaştırayım. ÖSYM'nin sevdiği tipler. Aşağıda açı ölçüleriyle birlikte verilen ABCDF dik üçgenlerinin her ikisinin de hipotenüs uzunluğu kök 2 artı kök 6 birimdir. Bu iki üçgen hipotenüsleri çakışacak biçimde üst üste konuyor. Üçgenlerin çakışan köşeleri K ve L harfleriyle kenarların kesiştiği noktada M harfiyle adlandırıyor. Buna göre K, M kaçtır? Bak şimdi. Öncelikle şunu göstereceğim sana. Şu üçgen. Ne üçgeni? Şu üçgen. Bak. Bir köşesi... A bunu devir böyle 90 45 45 üçgeni. Yani burada 45, burada 45. Şimdi bu açı 45 derece. Bunun tamamı da 45. Şimdi şöyle yapalım. Şu üçgene bakalım. Yani tepe açısı D olan üçgene bakalım. Bu üçgende de ne var? 90 60 30. Şimdi 90, değil mi? Neresi 60? D'ye bakın bu tarafa doğru çevirmiş. Yani şu kısmı 60. Demek ki şurası 15, Şuranın tamamı 45 olduğu için şurası zaten 90, 60, 30. Şurasının da 15 olması gerekiyor. Bunları yazdık. Bak şimdi şuradan efendiler gibi dikimi atıyorum. Bu diki attığım zaman bura 90, burası 60 derece, bura 90, bura 45 derece. 90'ın karşısı x ise 30'un karşısı x bölü 2, 60'ın karşısı x kök 3 bölü 2. 45'in karşısı x bölü 2 ise 45'in karşısı x bölü 2. Demek ki kale uzunluğu x kök 3 bölü 2 artı x bölü 2. Bu uzunluk eşit olmalıdır. Hipotenüslere bak. Hipotenüsler çakıştı diyor. Kale kök 2 artı kök 6 demek ki. Burayı da kök 2 artı kök 6 diye yazalım. Şimdi sol tarafı e, x bölü 2 parantezine alırsam kök 3 artı 1 kalıyor. Sağ tarafı kök 2 parantezine alırsam yine 1 artı kök 3 kalıyor. Çünkü kök 6'nın biz Kökü 3 çarpı kök 2 diye yazıldığını biliyoruz. E bu kök 3 artı birler birbirini götürür. X bölü 2 kök 2 ise x eşittir. 2 kök 2 çıkar. Yani doğru cevabımız A şıkkıdır. Tamam mı? Geldik 32. soruya. ABC bir üçgen. BC, AC yedik. AC 8 birim. EC 5 birim. B'de de X. Şekilde farklı renklere boyanmış üç üçgenin alanı Üç üçgenin alanı da birbirine eşittir diyor. Buna göre x kaçtır? Şimdi şu alan A. Şu alan A. Şu alan A. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim. Birincisi. Bak. A, B, D üçgenine bakmanızı istiyorum. A, B, D. A, B, D. Aynı zamanda D, A, C üçgenine bakmanızı istiyorum. Bu üçgenlerin tabanları ee, yükseklikleri ortak 8 görüyor musun dışarıda. Demek ki bu üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılı. ABD üçgeninin alanı A, ADC üçgeninin alanı 2A. Demek ki bura x ise buranın 2x olması lazım. Bu bir. Aynı benzer şey şurada da geçerli bak. E, ee, AEC üçgeni ile EDC üçgeninin alanları eşit. Yükseklikleri de aynı. Aynı üçgende yükseklikleri var. Demek ki bunların tabanları da aynı olmalı. Bunlar birbirlerine eşit. E dikten gelmiş demek ki muhteşem üçlü var. Bunlar da eşit. Demek ki 5 ise burası da 5. Burası da 5. Demek ki bak hipotenüs 10. Dik kenar 8. Diğer dik kenar da 6 olmalı. 2x 6 ise x buradan kaç çıkar? 3. Tamam mı? Cevap B. Alır seni 25 saniyenin sınavda bunu görürsen ama sakin bir şekilde aa bu ne ya işte boyamışlar falan diye böyle tırsmayacaksın. Güzel bir şekilde yapacaksın. AB ve AC kenarları eş olan ABC ikiz kenar üçgeni biçimdeki bir karton veriliyor. D noktası AC kenarı üzerinde olmak üzere bu karton BD boyunca katlanıyor. Neresi BD? Kat izinin açı ortay olduğunu görün arkadaşlar. Yani şurası birbirine eşittir. Buradan buraya katlanıyor ya buralar birbirlerine eşit olacaklar. Ben şimdi şekli bozmak, bozmamak adına çizmeyeyim. Ee, aynı zamanda şu kolla şu kolda birbirine eşit olacak. Neden? Çünkü tam olarak üstüne katlanıyor BD boyunca. Güzel. D noktası AC kenarı üzerinde olmak üzere karton BD boyunca katlanıyor. Bu durumda C köşesi, köşesi C üssü konumuna geliyor. Tamam o zaman burayla da bura birbirine eşit. Güzel. E, ee, BD 12 olduğuna göre B üssü CD'nin kaç olduğunu soruyor bize. Hmm. Arkadaşlar eğer ben şuradaki açıya Alfa dersem, Alfa artı 12 olduğu için şuradaki açının da Alfa artı 12 olması gerekiyor. Neden? Çünkü C üstü C'nin üstüne geliyorsa orada bir açıortay var, tamam mı? Şimdi aynı şekilde bakın, şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Alfa artı 12, 12 daha. Şu açının tamamının Alfa artı 24 olduğunu görüyorsunuz. İkiz kenarlık var, bu açı da Alfa artı 24. Bu da güzel. Başka ne yapabiliriz? Ee, başka bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Çünkü şurada kat olduğu için burası 90 derece. Biliyorsunuz tam katlama noktası 90 derecedir. E demek ki 2 alfa artı 36 eşittir 90 olacak. Buradan 2 tane alfa eşittir. Bu tarafa attığım zaman 54. 2 alfa 54 ise alfamız 27 derece olacaktır diyebiliriz. Yani ha ikisi soruyormuş bize özür dilerim. Çok pardon. Alfa 27 dereceymiş. Tamam. Şurası 90. Burası 12. Alfa 27 ise bu açının tamamı 27 artı 12'den 39 eder. 39, 90 buranın da 51 olması lazım ki 180'e tamamlasın. O zaman açımız 51. X açımız 51 dereceymiş. Tamam mı? Hallettik mi? 34'e geldik. Bu ne be? Aşağıda ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir karton verilmiştir. Üçgenin AB kenarı DE noktalarıyla AD eşit DE eşit EB olacak biçimde 3 eş parçaya ayrılmıştır. AC kenarı üzerinde bir F noktası da işaretlenmiştir. Gizem bu kartonu EF doğrusu boyunca keserek A iki parçaya ayırıyor. Daha sonra elde ettiği parçaların çevre uzunluklarının eşit olduğunu görüyor. Aa, arkadaşlar bildiğiniz şey yani. E, nasıl diyeyim? Cebirsel işlem sorusu. Hiç üçgenle üçgenle bir alakası yok sorunun yani. Bak buralar eşit verilmiş. X, X, X. Tamam mı? Eşkenar mı demiş? Eşkenar demiş. O zaman buranın tamamının ne olması lazım? 3X. Doğru mu? Eğer ben bu uzunluğa y dersem af arasına burası 3x-y olur. Burada tamam mı? Burada tamam. Şu uzunluğa da k diyelim. Bu uzunluğa da 3x dememiz lazım çünkü eşkenar. Şimdi adam diyor ki bize ee, elde ettiği parçaların çevre uzunlukları eşit. Ef doğru boyunca keserek iki parça ayırıyor. O zaman birinci parçanın uzunluğu x, x, k ve y. Yani 2x artı k artı y. Bu eşitmiş. İkinci parça ne? x, 3x, 3x eksi y, k. Toplayalım. 3x, 6x, 7x artı k eksi y. Zaten buradaki k'lar birbirini götürecek. E, eksi y'yi bu tarafa attım. 2y, 2x'i bu tarafa attım. 5x. 5x eşittir 2y. Buraya 5 tane k dersem k'lar karışmasın. 5 tane m diyeyim. Buraya 5m dersem x'imiz kaçmış? 2m. Ne soruyorsun yavrucuğum bana? af. Neresi af? Y. Y ne? 5M. O zaman 5M bölü FC diyorsun. FC de 3X eksi Y. E, X'imiz 2M. 3 katı 6M yapar. Y'miz de 5M. 6M'den 5M çıkartırsam M. O zaman 5M bölü M'den oranımız 5 eşit olacak. Doğru cevabımız da B'dir. Tamam mı? Bu kadar. Şekilde ABC üçgeni biçimdeki kartonun AB kenarı D ve L noktalarıyla 3 eş parçaya, AC kenarı ise E, F, K noktalarıyla 4 eş parçaya ayrılmıştır. Harika. AD üçgenini çizen Kerpeten Ali, DL üçgenini çizen Deniz ve LB üçgenini Levent keserek alıyor. He. Geriye alan kalan oluyor buna göre Ali Deniz ve Levent'in aldığı üçgenlerin birim kare türünden alanları aşağıdaki kenarda sırasıyla verilmiştir. Bir kere alanları bir dolduralım isterseniz önce. Tamam mı? Bakın A, e, L üçgeninde tabanlar alanlara oranlı olacak. Yani buraya A dersem bu alanda A olacak. Tamam mı? Şimdi ben şuradaki L ile şuradaki F'yi birleştirirsem şimdi bakman gereken üçgen A, L, F üçgeni. Bak tabanlarda 2, 1, 1 yani eşit oran var. Bu mesela şuraya A diyeyim bak küçük A diyeyim. Buraya da küçük A. Küçük A 2 A'lık alanı görüyor. Buradaki küçük A da 2 A'lık alanı görecek. Yani buranın tamamı da ne olacak? Ee, hatta şöyle yapalım 2a demeyelim Şurası da a oluyor değil mi Şöyle yapalım bakın oradaki e, pembeyi işin içine katalım bak Bir daha izle şimdi beni Bak şimdi A B E üçgenine bakıyorum ADE'nin de DLE'nin de LBE'nin de hepsinin üç yükseklikleri aynı O zaman tabanları eşit olduğu için bu alanda a Bu alanda a Bu alanda a Tamam mı O zaman şöyle yapalım B ile F'yi birleştirelim. Daha güzel olsun. O zaman ben şuraya küçük a, şuraya küçük a, şuraya küçük a, şuraya da küçük a dersem bak. Küçük a 3a'lık alanı görüyor. O zaman buradaki küçük a da 3a'lık alanı görecek. Burası 3a. Devam ediyorum. Buradaki B ile K'yı birleştirdim. Tamam mı? Şimdi bak bu a küçük küçük a 3a'lık alanı görüyorsa bu küçük A'da da 3A 3a'lık alanı görecek. Buradaki küçük a da 3a'lık alanı görecek. Şimdi diyor ki ADÜ'ye üçgenini Ali alıyor diyor. Yani A'yı Ali aldı. A'yı sildim. E, DLE'yi Deniz alıyor diyor. Bu A'yı da sildim. LBE'yi de Levent alıyor diyor. Bu A'yı da sildim. Geriye kalan EBC üçgeninin alanı. Yani 3A, 6A, 9 tane A. Kaça eşitmiş gençler? 45 birim kareye. Eşitledim 45'e. 9A, 45 ise A kaç gelir? 5. Evde A5 ise demek ki Levent Ali'de, Deniz'de de A A A yani 5 5 5'lik alanlar almış kendine. Doğru cevabımız E şık. Geldim 36. Çevresi 18 birim olan şekildeki ABC ikizkenar üçgeni biçimdeki kağıt DE orta tabanından katlandığında bak orta taban olarak vermiş. Orta taban demiş. Katlandığında elde edilen BCE'de çevresi 13 birim oluyor. Buna göre BC uzunluğu kaçtır diye sormuş. Şimdi gençler böyle katlama sorularında mutlaka ya eski haline getirin ya da katlanmamış şekli katlayın. Bence eski haline getirmek daha mantıklı. Öbür türlü uğraştırır yani sizi. Bak ne yaptım? Ne yaptım? Eski haline getirdim. Katlanmadan önceki haline getirdim. Şimdi bu benim ne işime yarayacak? Bir kere katlandığı için şurasıyla hatta onları farklı eşitlikte göstereyim. Şurası. Aynı şekilde şurasıyla da şurası eşit olacaklar. Tamam mı? Ben buraya x diyeceğim. Buraya da x diyeceğim. Buraya da x diyeceğim. Buraya da x diyeceğim. Güzel. Orta taban olduğunu biliyoruz zaten. Buraya y diyelim. Orta taban olduğu için bc uzunluğu da 2y olur. 1'e 2 oranı var ya. Thales teoreminden. x'in 2x oranı y'nin bc oranı. y bölü bc. Yani 1 bölü 2, 1 bölü 2. x bölü 2x, 1 bölü 2. y bölü 2y. Tamam mı? Şimdi BE e, çevresi 18 birimmiş bir kere. Ben buraya 2Y dedim. Buralara da 2X ve 2X dedim başlangıçta. O zaman 4X artı 2Y geldi. 4X artı 2Y eşittir. Çevresi 18'miş. Sadeleştirme yaparsam 2X artı Y çevresi kaçmış? 9. Attı mı cebe bunu? Şimdi dörtgene gel. Bak şimdi dörtgene. Dörtgende 2X var. Bak 2X var. 4 tane de Y var. Yani 2x artı 4 tane y kaça eşit? 4y yok özür dilerim. 4y yok. 3 tane y var. 3 tane y var. 2x var 3y var. 2x artı 3y kaça eşit? 13'e eşit. Hemen bunun altına da 2x artı y'yi yazalım. Bu da kaça eşit? 9'a eşit. Şimdi eksiyle çarpalım aşağıya taraf tarafa toplayalım. 2x'ler gitsin. 3y'den y çıktı 2y. E, 13'ten 9 çıktı 4. 2'ye eşittir 4. 2y 4 ise y 2. Ne soruyor bize? BC uzunluğunu. BC uzunluğu ne? 2'ye. Zaten 2'ye'yi 4 bulmuştuk. O zaman cevabımız ne geldi? 4 geldi. Tamam mı? Cillop gibi çözdük. Hiçbir şey yok soruda. 37'ye geldik mi? Şekildeki ABC üçgeninin alanı DEC üçgeninin alanının 3 katıdır. Hmm. DEC üçgeninin alanına eğer biz A dersek arkadaşlar tüm alan 3A'ymış. Demek ki burası 2A. Ama bak şunu görmeni istiyorum. Artık bunu görebiliyorsan bir üçgen efişinadosu olmuşsun demektir. Bu kenarla bu kenarın eşit olmasını alanlarda ancak şu hareketi yaparsak kullanabiliriz. Bu hareketi yaptıktan sonra hatta bu kenara zaten A demiş olması gerekiyor. A diyelim. A, B, C yok. A, E, C üçgenine baktığın zaman A, E, D ile E, D, C üçgeni ortak yüksekliğe sahip. Bu A ise burada A. E demişti ki bize... DEC üçgenin alanın 3 üç katıları katıdır demişti tüm alan. Yani A'nın 3 katı yani 3A. 2A e, burasıysa buraya ne kalır? A kalır. Tamam mı? Şimdi şuna dikkat et. A, B, E üçgeniyle bak. A, B, E üçgeniyle şu üçgenle e, başka bir renkle gösteriyorum. A, E, C üçgeninin yükseklikleri aynı. 3 kök 2. O zaman bu ikisinin de tabanı Alanlarıyla orantılı olacak. ABE'nin alanı A, ona x gelmiş. AEC'nin alanı 2A olduğu için ona da 2x gelir. Burası da 2x. Tamam. Başka ne yapabiliriz artık? Ee, başka ne yapabiliriz? Başka bir şey yapamayız gibi geliyor artık. Şimdi burası 3 kök 2 ise burası da 3 kök 2. O zaman buranın tamamı 6 kök 2 mi geldi? 90'ın karşısı 6 kök 2 ise bak özel üçgen geldi. 30'un karşısı 3 kök 2. 60 burası. 60'ın karşısı da 3 kök 2'nin kök 2 katı, kök 3 katı olacak. Yani 3 kök 6. Yani BC'nin tamamı yani 3 tane x eşittir. 3 kök 6 olacak. 3'e bölersem x eşittir. Ne gelir? Kök 6 gelir. Yani C şık. Tabi bunların bir tane yolu yok. Siz istediğiniz yoldan yapabilirsiniz ama yaptıysanız problem yok. Ön yüzü pembe, arka yüzü mavi olan ABC üçgeni biçimdeki bir karton, D noktasından BC kenarı e, da olmak, D noktası BC kenarında olmak üzere AD boyunca katlanmış. Güzel. Sonra burası C üstüne geldikten sonra bir daha katlamış. Bu sefer de şöyle katlamış. Bu durumda aşağıda bunu modellemiş. He. Önce böyle katlamış, sonra böyle katlamış. Güzel. Buna göre x kaç birimdir diye soruyor. Şimdi Şimdi arkadaşlar bir kere bakın burası 10 birim burası 5 birim değil mi? Bura 10 birim bura 5 birimse buraya da k'ya 2k oran vardır. Neden? Çünkü burası açı ortay. Kat izi ya. Katizi açı ortay olduğu için şöyle şey yapayım. Açı ortayda arkadaşlar tabanların olanı oranı kolların oranına eşit olmalı. Şöyle Şöyle yapalım. Tamam mı? Şurası açı ortay. Bak burada k'ya 2K'ya K oranı varsa burada da 2M'ye M oranı olması gerekiyor. Şimdi şurada bir özel üçgen yakaladım gençler. Bakın göstereyim size o özel üçgeni hemen. O i̇nşallah özeldir. Çok özel. Şok şok şok. Şu dik üçgene bakar mısınız? Hipotenüsü 10. Bir dik kenarı K. Diğer dik kenarı K artı 5. Şöyle k artı 5. K'ya kaç versek olur? Mesela k'ya 3 versek olur mu arkadaşlar? Olur değil mi? 3 verirsek burası 6. 3 verirsek 3 artı 5'ten 8. 6, 8, 10. Demek ki k burası 3'müş. E şimdi bana bd uzunluğunu 14 vermişti. Ben orayı x artı 3 buldum. Demek ki x artı 3 kaça eşitmiş? 14'e. x artı 3 14 ise x buradan 11'dir. Doğru cevap da d şıkkıdır. Tamam mı? 38 de tamam. Geldik mi? 39'a. Vallahi geldik. Ön yüzü mavi ve arka yüzü pembe olan ABCD karesi biçimdeki bir karton alınıyor. Bu karton BC ve CD kenarları AC köşegenin üzerine gelecek şekilde katlanıyor. AC köşegenmiş. B ve D köşe noktaları P noktasında da çakışıyorlar. Kat izlerinin AB ve DA kenarlarını kestiği noktalar sırasıyla KL'dir. O da güzel. Buna göre AK kaçtır? Yine deltoidi görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın. Şurası 90 derece. Şurası 90 derece. Şurası açı ortay. Tamam mı? Aynı şekilde şurası da açı ortay. Bakın. Şurası da şöyle açı ortay. Onları da şöyle gösterelim isterseniz. Demek ki burada şöyle bir şey var. Ee, hatta ve hatta köşegen olduğu için şurası 45. Tamam mı? O zaman şuranın da tamamının kaç olması lazım? 135. Neden? Deltoid'in kuralı. Deltoid'de karşılıklı açıların toplamı... 180 dereceydi. Burası 45 ise şuranın tamamının 135 derece olması gerekiyor. 135 açı ortay olduğu için 67.5'a 67.5 ayrılacak. Burası 67.5. Aynı şekilde burası da 67.5. Şimdi şu açıyı bulursak şu açıyı 67.5 ile o açıyı toplayınca ikisi bulmuş oluyoruz. O da çok basit. 90, 45, 45. Bura 45, bura 90 ise burada 45. Demek ki x açısı 67.5 artı 45. Yani ne olur? 112,5 mu? Aynen 112,5 olacaktır. Yani C şık. Tamam mı? 40. Aşağıdaki şekil eşkenar üçgen biçiminde 5 kartondan oluşturulmuş. Kartonların ağırlık merkezleri G1, G2, G3, G4, G5 olmak üzere bu noktaların hepsi doğrusaldır. G1, G3 bölü G1, G5. G1, G3 şu aradaki mesafe bakın şöyle üçgenlerin tepesinden gösterelim. G1, G3 bölü G1 G5 Şöyle mi? Şu mesafeyi mi soruyorsun bana? Tamam. Üçgen üçgen gelir mi? Hani öyle bir şey olur mu diye düşündüm. Tamam. Şimdi bakın gençler. Şöyle başlayalım. Şuradan çektim. Ağırlık merkezinden geçiyor. Ee, kenara bir birim, köşeye iki birim. Şurası 2K oldu. O zaman şu G1K olur. K ise burası. Tamam mı? Çünkü bunlar paralel ya şöyle. K olur. O zaman 2K, burası da K, burası da 2K. Demek ki G1 ile G5 arasındaki mesafeyi bulduk. Kaç bulduk? K, 3K, 4K, 6K. Güzel. Bunu hallettik. Şimdi diğer tarafa bakalım. Şu tarafa bakalım. Şimdi biz ee, eşkenar üçgen olduğunu biliyoruz. Bunun Otur, şey, 60 derece olduğunu biliyoruz. Şurası 90. 60'ın karşısı 3K ise... 30'un karşısı 3k bölü kök 3, k bölü kök 3. Yani 3 kök 3 k bölü 3, yani kök 3 k. Burası kök 3 k. Burası da kök 3 k. Çünkü burası da 60, 30, 90 eşkenar ya. O zaman aslında bizim eşkenar üçgenimizin tabanı 2 kök 3 k. O zaman burası da 2 kök 3 k. Burası da sadece kök 3 k. O zaman g 1 ile G3 arasındaki mesafeyi bulmak istersek ne deriz? 2 kök 3, 3 kök 3, 4 kök 3 k deriz. Bize alttakinin yani 4 kök 3 k'nın 6 k'ya oranı sorulmuş. O zaman 4 kök 6'ya bölmemiz yeterli. Sadeleştirirsem 2 kök 3 bölü 3 gelir. Tamam mı? Yani 2 kök şey 2 kök 3 bölü 3. Bir dakika. 2 kök 3 bölü 3. Niye yok şıklarda? Ha varmış. <laughs> varmış. Bir anda yok zannettim. Kalp krizi geçiriyordum. Geldik 41'e. Wow. Yukarıda ABC eşkenar üçgeninin içinde özdeş eşkenar üçgenler kullanılarak 8 rakam işlenmiştir. ABC eşkenar üçgeninin alanı 720 birim kare ise boyalı alan kaç birim karedir? Bak şimdi çok güzel bir soru. Buraya A diyelim, A diyelim, A diyelim. Hepsi özdeş A diyelim, A diyelim. Bura 5A. Şimdi bura 60 derece ya. 60, 60, 60. Eşkenar ya. E, şunlar paralel olduğu için şu köşede 60, şu köşede de 60. Yani burada da bir eşkenar üçgen var. Yani 5A ise burada 5A, burası da 5A. Tamam mı? Benzer şey burada da var bak. Buraya A dedim, buraya A dedim, buraya A dedim, A dedim, A dedim, A dedim, A dedim, A dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 7A olur. Neden? Çünkü burası da 60 derece. Burası da 60 derece çünkü. Tamam mı? Hatta burası da 60 derece. 180 Tamam mı o zaman bizim e, ABC eşkenar üçgenimizin bir kenarı 12a olur eşkenar üçgenin alanı nasıl bulunuyordu arkadaşlar a kare kök 3 bölü4 yani 12'nin karesi 12 A'nın karesi kök 3/4 eşittir kaça 720'ye güzel şimdi 12'nin karesi 144 şurası 144 çarpı a kare çarpı kök 3 bölü 4 eşittir 720. Şimdi şu 144 ile 4 sadeleşirse burada 36 kalır. Bu 36 ile 720 kalırsa burada 20 kalır. Buradan a kare kök 3 20 olsun. Bak bu kenarda dursun şimdi. Neden biliyor musun? Çünkü zaten bize yine bazı eşkenar üçgenlerin alanlarını bulduracak. Yine a kare kök 3 lazım olacak bize. Burada yalnız bırakayım kare kökü alayım falan gerek yok. Bu böyle kalsın burada. Bak şimdi burada kaç tane... eee boyalı alan diyor ya bunların her biri bir eşkenar üçgen. Her biri bir kenara A olan bir eşkenar üçgen. Yani bir tanesinin alanı aslında A kare kök 3 bölü 4. Bir tanesinin alanı. E, A kare kök 3 20 olduğuna göre 20 bölü 4'ten aslında bir tanesinin alanı 5 birim kare arkadaşlar. Yani ben burada kaç tane üçgen olduğunu bulursam soruyu çözüyorum. Kaç tane üçgen var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 da burada var 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ee, 10 da burada var. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 tane üçgen var. Her birinin alanı 5 birim kare olduğuna göre 46 çarpı 5'ten 230 birim kare olur. Tamamının alanı. Boyalı bölgenin alanı yani. Tamam. 42 Geniş açılı 10 tane ikiz kenar üçgen alınıyor ve bu üçgenler şekilde gibi yerleştiriliyor. Bu durumda A, B, C noktaları doğrusal oluyor. Ardından D ve E noktaları birleştirilen doğru parçası çiziliyor. Bak bunların hepsi eş olduğuna göre burada aslında bir ikiz kenar üçgen oluşuyor. Bak D, E ile birleştirdim. Bunu B ile birleştireyim şöyle. Bunu da şöyle birleştireyim. Bu bir ikiz kenar üçgen. Hatta düzgün birleştirelim çok düzgün olmadı ama şu kenar orayla şey yani. Tamam mı? Şimdi şurayla şuranın eşit olduğunu görüyorsunuz. Şimdi 10 tane ikiz kenar üçgen. Buranın tamamı 180 değil mi? Her birine x dersen burada aslında 10x'lik açı var. Bak bu da, x, bu da 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 x, hepsi x. Yani 10 tane x eşittir 180'den x eşittir kaç olur? 18. Şimdi bak bizim e, çizdiğimiz ikizkenar üçgenin tepe açısında 1, 2, 3 tane var x. Yani burası ne olacak aslında? 3x yani 54 derece olacak. Burası 54 derece ise e, buralarda zaten ikiz kenar olduğu için edb açısı bir tanesini soruyor. 180'den e, 54'ü çıkartalım. 130, e, 126 2'ye bölelim 63. Demek ki burası 63 derece, burası 63 derece. Cevabımız da aşık olacaktır. Tamam mı? 42'yi de hallettik. Geldik 43. Vay vay vay. Ne diyor 43. soruda? Ee, AB diktir BC olan bir ABC üçgeni çiziniz. D eleman tamam. Hadi çizmeye başlıyorum o zaman. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Bir de şöyle getirelim. Tamam. Şimdi şurası A, şurası B, şurası C. AB, BC'ye dik olacak şekilde bir dik üçgen çizdim. Diyor ki, D eleman BC alın diyor. Yani BC'nin üzerinde bir tane nokta alın diyor ve AD'yi çizin diyor. Şöyle bir nokta alalım ve AD'yi çizelim şöyle. Tamam. Bu nokta ne noktasıymış? D noktasıymış. Onu da hallettik. Tamam. BAD açısı, BAD bu açıyla ACB açısı, ACB bu açılar birbirlerine eşitlenmiş. O da tamam. BD 1'miş. O da tamam. DC de 8'miş. O da tamam. Bak çizdim. Şimdi bu açıyı A diyelim. Bu açıyı A diyelim. Bu arada bize neyi soruyor? AD. Şuraya da x diyelim. Bu x'i arıyoruz. Şimdi 90 A bu açıya B dersem 90 A B C üçgenine bak. En büyük üçgene bak. 90 A bu açının tamamı da şöyle ne olmalı? Tamamı B olmalı. Tamam mı? Şöyle. Şimdi ne yapacağız? Ee, hangi üçgenler benzer? A B D üçgeniyle A B D A B C yani büyük üçgen benzer. A B C. O zaman başlıyorum. A B D D A açısı biri görüyor. A, B, de A açısı buraya mesela Y diyelim, Y'yi görüyor. Eşittir. Sonra 90 derece küçük üçgende X'i görüyor. 90'dan gitmeyelim. Neyden gidelim? Ha. Şöyle gidelim isterseniz. A açısından mı başlamıştık? A açısı 1'i görüyor, A açısı X'i görüyor. Şey, e, Y'yi görüyor. E, B açısından gidelim. B açısı da Y'yi görüyor. Büyük üçgende B açısı, 9'u görüyor. 8 artı 1'den 9'u görüyor. Buradan işler dışlar yaparsam y kare eşittir 9 gelir. y kare 9'sa y'yi 3 buluruz. Aa harika oldu lan. y'yi 3 bulduk. Bak burası 3, burası 1. Dik üçgen x kare eşittir. 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1, 10. x kare 10'sa x eşittir. Kök 10. Yani cevabımız c şıkkı çıkacaktır. Geldik şimdi 44. soruya. Bak güzel soru. Bunu bir daha bir uzaklaştırayım. Bir duvara yerden yükseklikleri aynı olacak şekilde 10 santim arayla 5 askı yerleştirilmiştir. Selim uzun kenarı 20 santim ve uzun kenarının uç noktalarını birleştiren kol askısına <laughs> Tamam. Bu durumda Selim çantalarının yerden yüksekliklerini 50 ve 58 olarak ölçtüğüne göre çantalardan birinin kol askısı uzunluğu. Bak şimdi aralarındaki mesafe 10 olmuş. O zaman bak şuraya 10, şurada 10, şuraya X diyelim. Burası da X. 2X artı 20 bizim askılığımızın uzunluğu toplamda. Tamam mı? Bak şimdi. Şimdi şu çantanın şu kısa kenarına y dersem yerden yükseklik x artı y artı 58. Şimdi bu yerden yüksekliğin yani şuradan şuradan şuraya kadar ki mesafenin de ne olması lazım? x artı y artı 58. Ama ne o mesafe? Ee, 50 bir burada var. y de burada var. 50 artı y artı Şuraya da A dersem A. Bak şimdi Y'ler gitti. El, bu da gitti. 8 kaldı burada. X artı 8 eşittir A. Demek ki şu yükseklik X artı 8'miş. Silelim. X artı 8. Tamam. Şimdi şurası 10 zaten biliyorum. Şu yüksekliği bulabilir miyiz şurayı? Buluruz. Nasıl buluruz biliyor musun? Bak bura 10, bura da 10. Şimdi ee, şu askılığın şuralarında olması lazım. 2X artı 20. 2'ye böl X artı 10 bura olması lazım x artı 10 burası olması lazım. Değil mi? Eşit sonuçta. E bak burada bir özel üçgen yakalayabilir miyiz acaba? Orada bir dik üçgen var. Dük üçgen yalnız dik üçgen değil. Dük üçgen. Oradaki dük üçgene bakarsanız burası 10. Burası x artı 18. Burası da x artı 10. Tabi Pisagor'dan yapabilirsiniz ama e, 3, 4, 5'i yakalamaya çalışalım. E, 3, 4, 5'i yakalayamayız. Ha, yakalarız. Şöyle 5 12 13'ü yakalamaya çalışalım. Hani 10 ya 5'in 2 katı. Burası mesela 12'nin 2 katı olsa, burası da 13'ün 2 katı olsa. Yani x'imiz kaç olsa 24? x'e ee, e 6 versek yok, olmuyor değil mi? 6 versen hiçbir şekilde yemiyor. Hiçbir şekilde yemiyor. Bu arada burası 8, özür dilerim. Şurası 18 değil 8. Ee, o zaman o zaman oluyor mu? 24. X'e bu sefer kaç vermemiz gerekiyor? O oluyor bu sefer bak. 26. Burası değil mi? Burası 26. Burası 24. X'e 16 verirsen 24. 10. 16 verirsen 26. Tam oldu bak. X eşittir 16'ymış demek. X 16 ise kol askısının uzunluğunu soruyor. 2X artı 20 demiştik bak yukarıda. 2X artı 20. 10 10 XX. X. 2X artı 20 kol askımızın uzunluğu. E bir tane X'imizi zaten biz 16 bulduğumuza göre 32 20 daha 52 olarak buluruz. Doğru cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Tamam mı? Geldik 45'e. Aşağıda kenar uzunlukları 8 ve 10 birim olan bir dikdörtgen köşegen boyunca kesilerek iki tane üçgen ayrılmış. Bu iki üçgenin birer kenarları ve köşeleri aşağıdaki gibi üst üste gelecek biçimde yerleştirildiğinde kesişimleri ikiz kenar üçgen oluyormuş. Ha. Buna göre ikiz kenar üçgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi gençler benim e, anladığım kadarıyla şurası 8, şurası 10. Demek ki şurası 8, e, şurası 10, değil mi? Tamam. Şimdi e, şurası ikizkenar üçgen oluyormuş. Bak, burası ikizkenar üçgen oluyormuş. İkizkenar üçgenden indirilen diko iki eşit parçaya böler. Burası 90 derece, iki eşit parçaya böldü, 5, 5. Tamam mı? E bak, burada orta tabanı gördün, değil mi? Bak orta taban. Burası 8 ise yarısı 4 olması lazım. Oha soru bitti. Burası 4 ise bize zaten şuraya A, şuraya B, şuraya da C dersem ABC üçgeninin alanı soruyor. Tabanı 4 birim, yüksekliği 10 birim, taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevabımız 20 olacaktır. Yani B seçeneği. Üçgenler tekrar işte budur arkadaşlar. Güzel sorular çözdük bence. Şiir gibi bir üçgen dersiydi gerçekten. 45 soru yaklaşık 2 dersimiz toplamda 2 saate yakın sürdüğümü bilmiyorum. Herhalde sürmüştür. Dediğim gibi eğer üçgenleriniz iyi ise e, zaten bu tekrar size üçgenleri yaptıracaktır. Eğer hiç geometriye hiç cesaret edip başlayamadım diyen bir arkadaş için bile buradan üçgenlerden güzel soru tutturma ihtimalimiz, 1-2 tane net yapma ihtimalimiz var. Hatta bakarsın benzer sorular gelir. Üçgenlerin hepsini yaparsın. Olmaz mı? Olmaz deme olmayan yok. Evet gençler üçgenler tekrarından sonra dörtgen tekrarıyla geometri full tekrar serimize devam edeceğiz. O zaman diyelim ki dörtgenler bir full tekrar videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.